Cumhurbaşkanı Erdoğan Afganistan'daki gelişmelerle ilgili telefon diplomasisini sürdürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Kabil Havalimanı ve göç dalgası konusunda önemli mesajlar verdi. Liderler Afganistan'la ilgili konularda koordinasyonu güçlendirme kararı aldı. Türkiye, ABD'nin Afganistan'ı terk etmesiyle ülkede oluşan yeni durum ve kaos ortamı ile ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ülkeden askerini çekmeyen Türkiye, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamayı da sürdürüyor. Afganistan'daki son durumla ilgili telefon trafiğine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Almanya'nın liderleriyle görüştü. İlk görüşmeyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini, Türkiye'nin sürdürebileceği bu sorumluluğun, başta uluslararası kamuoyu ve Afgan halkı olmak üzere tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacağını dile getirdi. Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Taliban'la diyalog kanalları açık tutulmalı mesajı da verdi. Görüşme sonrası Kremlin'den de açıklama geldi. Açıklamada Erdoğan ve Putin'in Afganistan konusunda ikili koordinasyonu güçlendirme kararı aldıkları belirtildi. Erdoğan daha sonra Merkel'le de görüştü. Kabil Havalimanı'nın güvenliği konusunda Putin'e verdiği mesajları yineleyen Erdoğan, göç konusunu da gündeme getirdi. Afganistan ve İran'da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çekti. Görüşmede liderler bu ülkeden yapılacak tahliyelerin öncelikli olduğu konusunda mutabık kaldı.